Değerli konuklarımız konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan'ı kürsüye arz ederim. Evet, saygıdeğer konuklar ben de hepinize günaydın diyorum. Tabii ki zirve dün sabahtan beri çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün geldiğimde arkadaşlarla istişare ettik ekonomi zirvesinde ben ne konuşabilirim diye. Doğrusu arkadaşlarım güzel de bir konuşma metni hazırlamışlar. Bir ekonomist edasıyla çıkıp burada konuşma yapacağımı öngörmüşler. Ancak ekonominin içinde bu kadar değerli insan, bu kadar üst düzey insanın bir araya geldiği ve dünden beri bu konunun uzmanlarını dinlediği bir ortamda ben de ekonomistliğe soyunur. Kalkar burada ekonomiden bahsedersem herhalde konuşmanın başından sonuna birçok pot kırarım. Niyetim pot kırmak değil. Herkes kendi uzmanlık alanı ile ilgili konuşursa herhalde çok daha sağlıklı olur. O yüzden elbette ki ekonomi önemli elbette ki ekonomistlerin değerleri, değerlendirmeleri çok önemli. Ama biliyoruz ki ekonominin, ticaretin ve bunun ana argümanları olan endüstrinin, sanayinin bu alanlardaki gelişmelerin olmazsa olmazı ulaştırma ve haberleşme alanında yapacağınız yatırımlar, bu yatırımlardan kaynaklı olarak az önce saydığım sektörlerin altlığını oluşturup onların başarılı bir şekilde işleyişini sağlamak. İşte bu cümleden hareketle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak dünden bugüne neler yapıyoruz, ne amaçla yapıyoruz, özeti erişebilen, ulaşabilen bir ülke ve bir Türkiye hedefi çerçevesinde erişimle ilgili, ulaşımla ilgili hangi perspektifte, hangi ana argümanları kullanarak yol alıyoruz ve böylece de erişilebilen, ulaşılabilen bir Türkiye ile birlikte ekonomiye, ticarete, ülkenin kalkınmasına, hatta coğrafyanın kalkınmasına elbette ki kıtalar arası konumda köprü yüzlüyoruz. Bu köprü konumumuzla birlikte dünyaya nasıl katkı sağlıyoruz? Nasıl katkı sağlamaya çalışıyoruz? Biraz buradan bahsetmek isterim. Yaklaşık 40 yıllık bir ulaştırmacıyım. İşin başlangıç aşamasından itibaren kademe kademe birçok aşamasında görevler aldım. Adeta büyük bir Lego'yu düşünürseniz Lego'nun parçalarıyla uğraştık birer parçayı daha iyi konuma getirme görevi verilmişti bize. Onu yapıyorduk. Ancak son 15 yıldır artık Lego'nun parçalarından ziyade büyük Lego ne olmalı? Bunu hangi parçalar tamamlamalı? Ve bu parçalar birbiriyle nasıl uyumlu olmalı ki dönelim ülkenin kalkınmasına katkı koyalım. Ülkenin ticaretini, endüstrisini, sanayisini daha da ileriye taşıyalım. Böylece de ekonomiye önemli bir lokomotif olalım. Tabii şöyle bir coğrafyadayız. Bunun farkında olarak planlamalarımızı yaptık. Özellikle onu değerli hazırımla paylaşmak isterim. Türkiye 3 ila 4 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 1,5 milyar insana erişilebilen bir coğrafya bu bir buçuk milyar insanın yaşadığı ülkelerdeki gayri safi yurt içi hasıla 31 trilyon dolar. İşte hedef pazarımız bizim aslında bu. Bu 31 trilyon dolarlık pazardan ulaştırma alanında, haberleşme alanında hangi projeleri yapalım ki daha fazla pay alalım istiyoruz. Tabii bunu yaparken üç şeyi çok önemsiyoruz. Bir, Lego'dan bahsetmiştim. Lego'nun parçalarından her biri bulunduğu şehirdeki insanın hayatını kolaylaştırmak, insanların erişimini kolaylaştırmak, o şehirlerin ticaretine, ekonomisine lokomotif olmak. Ancak her bir şehrin de 81 ilimizin de Türkiye'deki Lego'nun birer parçası olduğunu unutmadan bunların arasındaki bağlantıyı, bunların arasındaki entegrasyonu sağlamak. Evet, 81 ili düşündük, Türkiye'yi düşündük, 80 milyonu düşündük ama biliyoruz ki küreselleşen dünyada hele ticareti ve haberleşmeyi düşündüğünüzde sınırların kalktığı bir ortamda sadece Türkiye pazarını hedeflemek aslında ileriye gitmekten ziyade geriye gitmek anlamına da geleceği için az önce söylediğim bir buçuk milyarlık pazarın ulaştırma koridorlarının da entegre edildiği Türkiye'deki ulaştırma koridorlarını planlamak. Dolayısıyla üç aşamalı. Yerelin faydasına, ülkenin faydasına ve coğrafyanın faydasına projeler yapmak. O yüzden 2002'de gelir gelmez Sayın Başbakanımızın bakanlığı döneminde onun önderliğiyle bir ulaştırma ana plan stratejisi hazırladık. Ve yine ulaştırma ana plan stratejisini hazırlarken taraflardan biri elbette ki ulaştırmacıyım diyen çalışma arkadaşlarımız. Ama sadece kamuda çalışan bürokratlardan oluşan bir ekiple ortaya koyacağınız bir projeksiyon herhalde başarılı olmazdı. O yüzden sektörde, sektörün içinde bu sektörden yararlananları da paydaş olarak aldık. Yolu onlarla birlikte aldık. Ve yine her zaman söylüyoruz. Üniversiteler ile sektörün, reel hayatın, gerçek hayatın da birbiriyle entegre olması lazım dedik. Üniversiteden akademisyenlerimizi, hocalarımızı da bu iç için bu işin içine koyduk ve ama sadece hocaları da dinlemedik. Çünkü hocalarımız sağ olsun teoriyi çok iyi biliyorlar. Ancak bu teorinin pratiğe dönüşmesi, reel hayata dokunması gerekir dedik. İşte üç ayaklı Böyle bir koordinasyonla ulaştırma ana plan stratejisi hazırladık. Daha sonra ulaştırma planları yaptık ve yine devamında iki kere de bir tanesi Türkiye'de olmak üzere bir tanesi de uluslararası ulaştırma şurası yaptık. Burada da birçok tarafın, birçok sektörün görüşlerini, önerilerini alıp onlarla birlikte ortak akla dayanan nihai kararlar çıkardık. İşte o kararlara da bundan yaklaşık 7-8 sene önce Türkiye'nin 2023 hedefleri dedik. PTT Genel Müdürümüz o zaman strateji başkanıydı, çok iyi biliyor. Ulaştırma ana plan stratejisi ona bağlı olarak ulaştırma şurası ve şuranın sonunda da evet dedik bunlar sadece ulaştırma alanıyla sınırlı kalmamalı ülkenin enerjisi önemli. Barajları önemli. Sulamaları önemli. Ekonomisinin büyümesi önemli. Bütün bu sektörleri de işin içine katarak dedik ki 2023 hedeflerini ortaya koyarken ulaştırmanın hedefleri gibi gözükebilir ama bu hedefler ilgilendiği, dokunduğu, hizmet ettiği sektörlerin de hedefleriyle örtüşmeli. O hedeflerine 2023'te ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi'nin arasında yer alabilmesi için ihracat ne olmalı? Ülkenin geliri hangi seviyelerde olmalı? Ülke hangi aşamalarda olmalı ve o dönemde ihtiyaç duyulacak enerji de dahil ihtiyaçları hedeflerimizin içerisine koyduk. Sonra bu hedefler Türkiye'nin hedefleri oldu. Hedef 2023 oldu ve ona da bu sefer hükümet seviyesinde sahip çıkıldı. O zaman başbakanımız olan bugünkü cumhurbaşkanımız da bu sefer daha üst şemsiyeden 2023 hedeflerimize sahip çıktılar ve ülkemizin hedefleri olarak ortaya koydular. İşte biz ulaştırma alanında ve haberleşme alanında gelecek projeksiyonumuzu hedef 2023'e uygun olarak ortaya koyduk. O günden bugüne bunları uygulamaya çalışıyoruz. Tabii ki karayolu olmazsa olmazımız dedik. Karayolları ile ilgili ülkemizin doğu batı koridorlarının tamamlayıcısı olması gereken bölünmüş yolları hedefledik ülkemizin kuzeyinden doğu batı aksında bir Karadeniz otoyolu da dahil İstanbul'a oradan da Avrupa'ya kadar giden bir koridoru önemsedik. Ülkemizin merkezini düşünürseniz Kuzey Tetek, Güney Tetek de dahil olmak üzere yine iki tane ana koridor, bir de ülkenin güneyinde yine doğu batı aksında bir koridorla doğu batı aksında Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayacak dört ana koridor belirledik. Ve yine sadece doğu baksı aksı değil, kuzey güney aksında Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak. Karadeniz'i ülkemizin güney doğusuna da bağlayacak. Suriye'ye, Irak'a, İran'a, daha da güneydeki pazarlara, daha doğrusu Orta Doğu'ya da bağlayacak. Kuzey güney koridorlar bel belirledik ve bunları da Ta Trakya'dan başlamak üzere Kars'a kadar 18 ayrı ana koridor olarak belirledik ve ortaya koyduk. Karayolu sektöründe evet. 2002'de 6 tane ilimiz bölünmüş yolla birbirine bağlıyken bugün 76 ilimiz bölünmüş yolla birbirine bağlı. Başlangıçta söylemiştim il bazlı düşündüğünüzde tamam bu illerin hizmetini gören bölünmüş yolları yapıyorduk ancak aynı zamanda bu doğu batı ve kuzey güney koridorlarının da tamamlayıcısı olarak o projeleri yapıyorduk. Artık sonuna geldik. Hedefimiz karayolu sektöründe ülkemizin her yerini ve etraftaki coğrafyaya bölünmüş yollarla bütünlü sıcak karışım dediğimiz sıcak asfalt olan konfor, konforlu yollarla birbirine bağlamaktı. Bu konuda aldığımız mesafeyi ülkemizdeki insanlar biliyor. Ama değerli hazurunun bilgisine sunmak adına 6100 kilometrelik bölünmüş yolumuz varken bugün 25.350 kilometre bölünmüş yola erişmiş durumdayız. Tabii bunun ...standardının yükseltilmesi ve kaliteli hale gelmesi adına da... ...8500 kilometrelik bütünlü sıcak karışım yollarımız var iken... ...hem bunların standardını yükselttik... ...hem de toplamda 21.300 kilometre... ...yine sıcak asfalt, standardı yüksek, konforlu yolları ediştirdik ülkemizi. Tekrar söylüyorum, amaç sadece ülkemiz değil ülkemizin etrafındaki coğrafyalara da ulaştırma koridorlarını çok daha konforlu, çok daha hızlı erişilebilir hale getirmekti. Tabi sadece karayollarını düşündük dersek, ülkemizin özellikle 1950'den sonra 2000'li yıllara kadar sadece tek sektör bazlı çalışarak düştüğü hataya düşmüş olurduk. Onun için dedik ki, evet Karada taşımacılıkla ilgili karayolları çok önemli. Ancak eğer bunu demir yollarıyla da birbiriyle entegre etmezsek bu eksik kalır, bu yarım kalır. Ve 2002'den sonra demir yolu sektörünü de tekrar devlet politikası haline getirecek uygulamalar başlattık. Ve demir yolu sektöründe yaklaşık 10 bin kilometrelik demir yolu ağımızdaki düşük standardı daha yüksek hale getirmek adına bütün yollarda yenileme, rehabilitasyon ve modernizasyon çalışmalarını başlattık. Bunun aynı zamanda çok daha hızlı hizmet verebilmesi adına elektrikli olması gerekir dedik. Elektrifikasyon ve devamında da sinyalli olmanın o yolların kapasitesini artırdığını bildiğimiz için sinyalli hale gelmesiyle ilgili çalışmaları başlattık. Yaklaşık bütün yolların hepsini yeniledik ancak elektrikli demir yolu ağımızın oranını da aşağı yukarı iki kat artırdık. Sinyalli demir yolu ağımızın da oranlarını iki kat artırdık. Ancak biliyoruz ki bu yolların tamamının elektrikli ve sinyalli hale gelmesi demir yolundan yararlanmak isteyenlerin demir yollarından daha fazla kapasiteyle yararlanabilmesi adına hepsinin elektrikli ve sinyalli hale gelmesi gerekiyor. Hepsinde proje çalışmalarımız devam ediyor. Ancak ülkemiz gibi gerek iranç, gerek kültür mirası anlamında bütün illerinin aşağı yukarı gezilebilir, görülebilir, görülmesi gereken, gezilmesi gereken iller olduğunu düşünerek yolculukların da çok daha kaliteli, çok daha lüks ve çok daha hızlı olabilmesi adına ülkemizde bir de yüksek hızlı tren seferberliği başlattık. Bendeki bilgi muhtemelen doğrudur. Avrupa'nın 6. dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi olan ülkelerin arasına katıldık. Özellikle Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul, Konya'yı düşündüğünüzde çok yoğun nüfusun yaşadığı bu bölgeyi yüksek hızlı trenle buluşturduk ve 14 ilimizi şu an yüksek hızlı trenle buluşturmak adına inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Ancak biliyoruz ki demiryolu sektöründe eğer ağı ülke geneline yaymazsanız hem yük hem yolcu taşımacılığında hedef koyduğunuz rakamlara erişmeniz mümkün değil. O yüzden demir yolu ağının birbirini tamamlar, bütüncül olmasını gerektiğini düşündüğümüz için Edirne'den Kars'a yani Avrupa'dan Orta Asya'ya gidecek bir demir yolu yük hareketinin de ülkemiz üzerinden kesintisiz hale gelmesi gerekir diye düşündük. İstanbul'da iki kıtayı denizin altından birleştiren demir yolu taşımacılığına hizmet edecek Marmaray projesini yaptık. Bu Avrupa'yı Kars'a kadar kesintisiz hale getirdi ama Londra'dan kalkan bir yükün, bir trenin Orta Asya'ya, Çin'e kadar gidebilmesi için eksik halka olan Bakü-Tiflis-Kars'ın inşaatına başladık. Bu haziranda inşallah onu da bitiriyoruz. Böylece de demiryolu koridorunu doğu-batı aksında kesintisiz hale getiriyoruz. Ancak az önce karayolu için söylediğim burası için de geçerli. Bunu Karadeniz'e bağlayacak yeni güzergahlarda çalışma yapmamız gerekiyor ki onların projelerini hazırlıyoruz. Yine hakeza özellikle Ege'ye, İzmir'e kadar da uzatmamız gerekir ki deniz aşırı gidecek yükleri de demir yolu, deniz yolu bağlantısını, entegrasyonunu sağlamış olalım dedik. İzmir'e kadar olan yüksek hızlı tren projemiz de şu an inşaat olarak devam ediyor. Yine ülkemizin güneyinde önemli bir limanımız olan gerek yük gerek turistik anlamda önemli bir limanımız olan Antalya'ya da yüksek hızlı treni eriştirmek, ulaştırmak lazım dedik. Onunla ilgili de hem inşaat çalışmaları hem proje çalışmaları devam ediyor. Yine hakeza ülkemizin güneyine, Elazığ'a, Malatya'ya, Diyarbakır'a, Mardin'e, Gaziantep'e, Şanlıurfa'ya hatta Adana'ya, Mersin'e yine hızlı tren ağlarının örülmesi gerekir dedik. Bu alanda da gerek inşaat çalışmalarımız, gerekse proje çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü demir yolu ağını da evet Avrupa ile Asya arasında kesintisiz hale getirmemiz lazım ama bunu aynı zamanda Orta Doğu'ya, komşu coğrafyalara ve denize ulaştırmamız gerekir deyip bütün bu projeleri ve projeksiyonları bu çerçevede ortaya koyduk. Bunun gereğini yapıyoruz. Yine demir yolu, karayolu entegrasyonunu yaptınız. Ancak Türkiye gibi üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkede eğer deniz limanlarıyla bağlantıyı sağlamazsanız, eğer üretiminizi, ham maddenizi, mamul maddenizi deniz aşırı ülkelere gönderemezseniz yine eksik kalır deyip bu konuda özellikle limancılığa çok önem verdik. Onun önünü açtık. Liman sektöründe, denizcilik sektöründe kamu yatırımlarından ziyade özel sektörü teşvik edecek, onların önünü açacak birçok uygulama yaptık. Böylece de özel sektörde denizcilik alanında birçok liman yatırımı yaptı ki onlardan değerli arkadaşlarımız da var içimizde. Yine Ege'de, Kuzey Ege Çandarlı Limanı'nın da inşaatına başladık. Orada da hedefimiz deniz aşırı ülkelerden gelecek, ülkemiz üzerinden Asya'ya gidebilecek yük hareketini sağlamak. Böylece deniz yolu, demir yolu, karayolu entegrasyonunu sağlayacak projeleri ortaya koyduk. Ulaştırma ana plan stratejimizden başlayan süreç ve 2023 hedeflerimiz bunları gerektiriyordu. Ancak bütün bunları yaptınız. Ülkenizde yatırım olsun istiyorsunuz. Ülkenize yatırımcı gelsin istiyorsunuz. Yatırımcı şunu ister. Yatırımı yaptığım yere hele ki siz bu kurumların üst düzey yöneticileri ticareti ekonomiyi büyütecekseniz aynı gün yatırımınızın olduğu yere gidip çalışmalarınızı yapıp geri dönmeyi istersiniz. Bunu bilerek hem ülkemiz insanının hayatını kolaylaştırmak hem de ticaret erbabının, yatırımcının ulaşımını kolaylaştırmak adına ülkemizde 25 olan havalimanı sayısını 55'e çıkardık. Ve bunu yaparken de 2002'de yılda 35 milyon yolcuya iç hat dış hat hizmet verirken bugün yılda 180 milyon yolcuya hizmet eder hale geldik. Ve bununla yetinmiyoruz. Özellikle yeni dönemdeki hedefimiz bölgesel uçuşları, çapraz uçuşları da sağlayacak. Aşağı yukarı her ilimizde orta ölçekli, küçük ölçekli havalimanları kazandırmak da önümüzdeki dönemdeki hedeflerimizden biri. Tabii bunları yaparken dünyadaki ulaştırmadan, ticaretten, taşımacılıktan pay almak isterken elbette ki ulaştırma koridorları üzerindeki doğuyu batıya bağlayacak Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve onun devamındaki otoyollar İstanbul'a hizmet ediyor. Ama aynı zamanda Asya ile Avrupa arasındaki önemli bir koridorun tamamlayıcısı. Hakeza İstanbul-İzmir otoyolunu yaparken Osman Gazi Köprüsü ile körfezi dolaşmadan çok daha hızlı insanların bulunduğumuz Bursa'ya ve buradan İzmir'e erişimini de sağlayacak yine çok önemli projeler başlattık. Tekrar söylüyorum bu projeler bölge insanına katkı koyuyor. Ancak ülkemizin önemli ulaşım koridorlarında tamamlayıcısı görevleri yapıyorlar. Bunun yanı sıra yine İstanbul şehir içi trafiğini rahatlatmak adına iki kıtayı denizin altından birleştirecek Avrasya Tüneli projesini başlattık ki yaklaşık bir buçuk saatlik seyir mesafesini 15 dakikaya düşürmüş olduk. Tabii bütün Asya'dan gelen yük hareketini ülkemizin batısına, Avrupa'ya aktarmak isterken bunların hepsini İstanbul'a getirip İstanbul üzerinden aktarmaya çalışırsanız taşımacılar iyi bilir. Şişe boğazı diye bir şey oluşturursunuz. Bir sıkışıklık oluşur. İşte bu sıkışıklığı ortadan kaldırmak adına alternatif bir güzergah belirlemek adına da Batı Akdeniz'in, ülkemizin güneyinin ve Ege'deki yük hareketinin Avrupa'ya gidebilmesi adına 1915 Çanakkale Köprüsü'nü planladık ve bir hafta önce 18 Mart'ta da onun temelini attık. Bu projeleri yaparken kamu kaynağı kullanmak mümkün. Ama kamu kaynağı kullanarak, kamu borçlanmasıyla bunları yapmak çok uzun zaman alır dedik ekonomimizin büyüyebilmesi adına özel sektör dinamiklerini de bu işin içine sokmamız lazım düşüncesinden yola çıkarak yap-işlet-devret modelini ülkemizde çok başarılı bir şekilde uyguladık. Gerek karayolu sektöründe, gerek havacık, havacılıkta, gerekse deniz yolunda bu sektörlerde çok başarılı uygulamalarla hem hizmetleri bir an önce yerine getirip ister katma değer oluşturmak adına ister sosyal fayda oluşturmak adına bu projeleri bir an önce hayata geçirdik ama bir şey daha yapmış olduk. Özel sektörün hızlı iş yapabilme kabiliyetini de kamu işlerinde kullanmış olduk. Biz bu konuda bir şey daha yaptık. Belki de ekonomi zirvesini en uygun kısmı burası. Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde ülkemizdeki şirketlerimizi sadece inşaat yapan değil, bu tip projeleri işleten şirketler, görevli şirketler haline getirdik. Böylece de bir kapasite oluştu. Görüyoruz ki, çok memnuniyetle görüyoruz ki bu kapasite artık ülkemizde sınırlı kalmadı. Yine bu salondaki birçok değerli hazurun bu kapasiteyi yurt dışına taşımaya ve yurt dışında da benzer projeleri yap işlet devret modeliyle çok başarılı bir şekilde yapmaya başladılar. Bir şey daha oldu. Yap işlet devret modeliyle büyük firmalarımızı bu kadar büyük projelerin içine ve büyük düşünerek taşıyınca geçmişte dünyanın birçok büyük firmasına taşeronluk yapan, alt yüklenicilik yapan firmalarımız artık tam tersine bu işleri yapan onları taşeron olarak kullanan firmalar haline geldiler. Ve bu modele benzer ülkemizde yine yap işlet devret ya da yap kirala modeliyle şehir hastaneleri modeli bizim ulaştırma sektöründe uyguladığımız başarılı kamu özel sektör işbirliği çerçevesinde sağlık alanında da şehir hastaneleri modeliyle kamu özel sektörü işbirliği sağlandı ve ülkemizde bunlar da çok başarılı bir şekilde uygulanıyor. Bu tabi burada da sınırlı kalmıyor. Enerji sektörüne de sıçramaya başladı. Enerji sektöründe de bunu yine kullanıyoruz. Tabi bunları yaptınız. Yatırımcıyı, erişimciyi kolay bir şekilde ülkenin her yerine eriştirdiniz. 3-4 saatlik uçuşta Dünyanın her yerine eriştirdiniz ama bütün bunları yapabilmek için bilişim teknolojilerinde, iletişimde, haberleşmede de buna uygun olarak yol almanız, mesafe almanız ve dünyayı izler olmaktan çıkıp dünya ile birlikte yürümeniz gerekir deyip bu sektörde de çok başarılı uygulamalar ortaya koyduk. Üç tane GSM operatörümüz var. Bunlar bu sektörde Türkiye'yi dünya ile eş zamanlı hareket eden, proje yapan, proje geliştiren ülke haline getirdiler ve burada da sınırlı kalmadılar. Kalmamaları da gerekir. Bunlar da Türkiye'deki tecrübelerini etrafımızdaki ülkelere, etrafımızdaki coğrafyalara başarılı bir şekilde taşımaya başladılar. O sektörde de çok önemli mesafeler aldık. Dolayısıyla o sektördeki gelişmelerin sadece bilişim teknolojileri, sadece haberleşme, sadece iletişim değil hangi işi yaparsanız yapın bütün işlerin olmazsa olmazı haline geldi. Bugün 75 milyonun üzerinde abonemiz var. Mobil abone var. 60 milyonun üzerinde geniş bant abonesi olan insanımız var ister eğitimde, ister sosyal hayatta, ister iş hayatında çok başarılı bir şekilde bu sektörde hayatın içine girdi ve hatta olmazsa olmazımız oldu. Bu konuda da çok başarılı bir şekilde yürüyoruz. Daha yakın zamanda bundan bir sene bile olmadı. 11 ay önce 3G yetmez bu kadar önemli hedefler, bu kadar başarılı uygulamalar yapan bir ülkenin dünya ile birlikte 4,5G geçmesi lazım dedik. Bu konuda da yine operatörlerimiz çok başarılı uygulamalar yaptılar. Bakanlığımızın ilgili birimleri çok başarılı uygulamalar yaptılar ve bugün yine yanlış bilmiyorsam 46 milyon 4,5G abonesi var. Şebekesi telefonu kullandığı cihazı uygun olanlardan yaklaşık 20 milyonu şu an aktif olarak kullanıyor. Ama hedefimiz buradaki kullanım oranını çok yükseltmek. Çünkü 2020 hedefi olarak 5G'yi ortaya koyduk. Biliyoruz ki 5G'de ulaşım ve erişim açısından çok önemli. Ama ekonominin alt başlıkları olan ticaretin ve reel hayatında olmazsa olmazları bu konuda da çok önemli mesafeler alıyoruz. Ve bir şey daha söylüyoruz. Evet, bunları yapıyoruz. Havada bu kadar başarılıyız ama uzayda da buna uygun adımlar atmamız lazım deyip yaptığımız son dönem çalışmalarla artık Türkiye'de bir uzay ajansının kurulması ve bugüne kadar yaptığımız uydularla ilgili uydu üretiminin bizzat Türkiye'de yapılabilmesi ve Türkiye'nin fırlatma kabiliyetine de sahip olabilmesi adına bu tip adımları da attık. Tekrar başa döneyim. Biz Türkiye'nin Ulaştırma Anam Plan Stratejisi'ni yaparken insanımızın hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. Ancak bulunduğumuz bölgedeki ticaret hacminden daha fazla pay alabilmek, bulunan pastadan pay alabilmek adına önemli ulaştırma koridorları, bunların tamamlayıcısı olan önemli projeleri yaptık. Bunlardan en önemlilerinden biri de İstanbul'da üçüncü bir havalimanı yapıyoruz. Yıllık yolcu taşıma kapasitesi 200 milyon olacak. Yine denebilir ki 200 milyon yolcunun İstanbul'da uçması mümkün değil. Türk insanı zaten 80 milyon. Hayır. Biz dünyadan yeteri kadar pay alabilmek adına dünyaya hitap eden projeler yapmak istiyoruz. Yapıyoruz, geliştiriyoruz. Yine Havacılık sektöründe, demiryolu sektöründe serbestleşme getirerek firmalarımızı özellikle özel sektörle rekabet eder, dünya ile rekabet eder, dünya çapında firmalar haline getirmek, oyuncular haline getirmek adına da adımlar attık. Dünyanın birçok yerinden değerli misafirlerimiz var. Küresel dünyada rekabet önemli. Ticarette rekabet önemli. Ama rekabeti yaparken ben ondan nasıl daha iyi olabilirim? Bu hedeflenmeli, bu amaçla yol alınmalı. Yoksa ben onun ayağına çelme takayım, ben onun arkasından bir tekme vurayım, onu oradan düşüreyim, görece olarak ben başarılı gözükeyim, bizim uygulamamız değil. Fakat dünya bunu uyguluyor. Dünya Türkiye'den büyük firmalar çıktı. Türkiye'den global oyuncular çıktı. Biz bunlarla rekabet edemiyoruz artık. Onlardan daha iyi olmalıyız demek yerine onları nasıl baltalarız? Nasıl engelleriz? Nasıl çelme takarız? Bunun peşinden koşuyor. Ve ne yazık ki dostlarımızın bir kısmı Türkiye'nin bu başarılı gidişatını engellemek adına gerek dışarıdan gerek içeriden maşalar kullanmaya başladılar. En önemli maşalarda terör örgütleri. Terör örgütlerini Türkiye'nin başına bela edersek, Türkiye'yi aşağı çekersek biz başarılı gözükürüz. Ya da pastamıza paydaş olan Türkleri, Türk firmalarını biz bu sektörden uzaklaştırmış oluruz. Bu hedef doğrultusunda yürümeye başladılar. Ama bir şeyi unutmasınlar. Kullandığınız maşa hayra değilse, insanlığın menfaatine değilse o maşa bir süre sonra ısınır ve sizin elinizi yakar. O yüzden diyoruz ki terörle mücadelede de Dünyanın neresinde olursa olsun top yökün mücadele etmeliyiz. Terörün türü, çeşidi nereden geldiği önemli değil. Terör her yerde terör. Yine hep beraber mücadele etmeliyiz ve bu konuda eğer bir tedbir almak gerekirse sadece Türkiye'de değil. Her yerde almak gerekir. Bakın birkaç gündür hepiniz şahit oluyorsunuz. Havacılık sektöründe Atatürk Havalimanı'na dahil olduğu, Türkiye'nin de dahil olduğu 8 tane havalimanı 10 farklı noktadan yeni bir uygulama getirildi. Saygı duyulur. Güvenlik tedbiri almalıyız. İnsanımızın hayatından yolculuk konforundan daha önemli olan güvenlik tedbiridir. Ama güvenlik tedbirini bir yerde alıp başka bir yerde almıyorsanız o zaman o zaman bu başka türlü okunur. Bunun arkasında başka niyetler var denir. O niyetler de bu salondaki hazırlığının amacına uygun olmaz. Niye ekonomi zirvesi yapılıyor? Birbirimizden haberdar olalım, ekonomiyi beraber büyütelim, kimin ne yaptığını bilelim, rekabet edelim diye yapıyoruz. Ama rekabet edil, adil ve eşit şartlarda olmalı terör üreten herhangi bir bölgeden terörist Türkiye'ye gelip Türkiye üzerinden Amerika'ya, İngiltere'ye gidiyor da aynı bölgeden başka bir yere gelip Amerika'ya, İngiltere'ye giden farklı mı davranıyor? Bizim söylediğimiz şu, güvenlik tedbirlerini sonuna kadar alalım ama güvenlik tedbiri alıyoruz adı altında başka niyetlerimiz olmasın. Yine güvenlik tedbiri alıyoruz adı altında Haksız rekabet olmasın. Bakın Dünya Sivil Havacılık Otoritesinin ICAO'nun koyduğu, AYATAN'ın koyduğu kurallar var. Emin olunuz ki Türkiye havalimanlarında konan kuralların üzerinde ilave emniyet tedbirleri, ilave güvenlik tedbirleri uyguluyor ve iki gündür de söylediğimiz şu: Evet. Gelin bunun üzerinde uygulanabilecek olan tedbirleri de uygulamaya biz hazırız. Beraber uygulayalım. Ama sadece Türkiye'de uygulamayalım. Başka yerde de uygulayalım. Ortada olan kalkan bir terörist Türkiye üzerinden uçarken Amerika'ya zarar verebiliyor da Frankfurt üzerinden uçarken zarar vermeyeceğini kim garanti edebilir? Kimse garanti edemez. Bunun yolu ne? Bunun yolu şu. Frankfurt'ta da aynı güvenlik tedbirlerini uygulayacaksın. İstanbul'da da aynı güvenlik tedbirini uygulayacaksın. Kağıt üzerinde yapmayacaksın. Biz reel olarak da yapıyoruz. Konuyu biraz başka bir yere götürdüm ama tekrar söyleyeyim. Ekonominin olmazsa olmazı, ticaretin olmazsa olmazı, bunların alt başlıkları olan sanayinin, endüstrinin ve sosyal refahında gelişmesinin olmazsa olmazı ulaştırma ve haberleşme sektörüdür. Ulaştırmanın her türüdür. Dolayısıyla bizim bir sloganımız var. Türkiye erişilebilen, ulaşılabilen bir ülke olmalıdır. Bütün vatandaşları açısından bununla da yetinmiyoruz. Coğrafyamız açısından diyoruz ama tekrar söylüyoruz. Siz birçok yerde, birçok ortamda bulunabiliyorsunuz. Lütfen haksız rekabetle değil, elbette ki bulunduğumuz kurumun menfaati doğrultusunda, elbette ki bulunduğumuz ülkenin menfaati doğrultusunda ama daha da önemlisi insanlığın menfaati doğrultusunda ekonomiyi zirveye taşımalıyız. Ekonomi zirvelerinin de zirveye taşınacak bir ekonomiye hizmet etmesi lazım ama haksız rekabetle değil diyorum. Biz Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı olarak Türkiye'deki hükümetler olarak böyle bir projeksiyon önümüze koyduk. Bunları gerçekleştirmek adına projelerimizi yapıyoruz ama tekrar söylüyorum. Sadece kamu değil, çok güzel kamu özel sektör işbirlikleriyle yapıyoruz ve özel sektörün de bizim çözüm ortağımız olduğunu unutmadan yapıyoruz. Dünyanın hala tartıştığı PPP modelinde Türkiye çok başarılı örnekler uyguluyor. Sebebi de kamu ve özel sektör birbirini rakip olarak değil, birbirini çözüm ortağı olarak gördüğünden inşallah çok daha insanlık hayrına, memleketler hayrına, insanların hayrına olacak bir çöz birçok çözümü yine beraber uygularız siz ekonomistlerin de başarılı ekonomi uygulamaları için hazırlığımızı yapmış yapabilir, size hazır bir ulaşım erişim sunabiliriz diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Zirvenin de başarılı, hayırlı sonuçlara inşallah vesile olmasını temin ediyorum. Saygılar sunuyorum.